Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda talebiniz üzerine az gayrimenkulü değerlendireceğiz. Bakın az gayrimenkulde bu şekilde bir düşen trendimiz vardı ve bu düşen trendimiz yukarı yönlü aşılmadıkça fiyatların bu bölgeye kadar yükselmesi bir tepki yükselişi olacağını, ancak bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamazsak tekrardan aşağı doğru gevşemenin olabileceğini sizlerle konuşmuştuk. Şimdi az gayrimenkulde olası yükselişlerin gelmesi halinde pazartesi günü direnç noktamız 25 TL'den geçmektedir. Bakın salı günü bu direnç noktası 24.80 TL'ye düşüyor. Çarşamba günü 24.50 TL, perşembe günü 24.40 ve cuma günü 24.20 TL'lere kadar düşmektedir. Arkadaşlar bu bölgeleri lütfen ajandanıza not alın. Bu bölgelere kadar olan yükselişler tepki yükselişi. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse bundan sonra artık yükselişin konsolidasyon düşüşünün bittiğini ve bir yükseliş trendi başladığını konuşabiliriz. Aksi halde düşen trendin altında hisse senedinin fiyatı olduğu sürece fiyatlarda baskılanma beklenir. Buradaki düşüş konsolidasyonu toplam yükselişin bir düşüş konsolidasyonu olarak karşımıza çıkıyor ve düşen beyaz trend kırılmadıkça yatırım yapmak isteyen arkadaşlar veya elindeki lot sayısını yükseltmek isteyen arkadaşlar için al pozisyonu oluşmayacaktır. Teknik ve bilim bize ne söylüyorsa ben sizlere onu söylüyorum. Aksi halde coin bulucunun hiçbir hisse senedini pazarlamadığını, yatırımcının yanında olduğunu ve sizlere ücretsiz olarak bu yayınları yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Coin bulucunun ücretli veya ücretsiz katıl, Telegram ya da WhatsApp grupları yoktur arkadaşlar. Tek amacım sizlere teknik analizi öğretip maksimum seviyede boğa piyasasında kazancınızı sağlamanıza yardımcı olmaktır. Bu bölgelerde söylemiş olduğum direnç bölgeleri kırılmadıkça düşüşlerin veya konsolidasyonun aşağı yukarı devam etmesi beklenir. Şimdi örnek bir çizim yapalım arkadaşlar. Bu bölge kırılmadıkça biz az gayrimenkulü dönüş sağlamış olduğu bu dip noktasının bir dip noktası olup olmadığını bilemeyiz. Çünkü düşen trend kırılmadıkça yükseliş trendi oluşmaz. Yükselen trendde kırılmasaydı burada düşüş trendi oluşmazdı. Yani ne bekleyeceğiz? Düşen trendimizin kırılmasıyla birlikte biz o zaman bu bölgenin dip olup olmadığını, yani çizimlerimizde kullanabileceğimiz, referans alabileceğimiz bölge olup olmadığını anlayacağız. Olası bir yükselişten bahsedelim. Çünkü boğa piyasasındayız. Borsa İstanbul'un gününün yukarı yönlü olduğunu, fiyatlarda düşüş değil yükseliş beklemenin daha doğru olacağını düşündüğümden dolayı bu bölgenin dip olduğunu varsayarsak, bakın niye varsayarsak diyorum, düşen trend kırılmadıkça biz buranın dip olduğunu bilemeyiz. Belki de fiyatlar daha aşağılara düşecek. Belki de 16-17'lere düşecek. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Düşecek demiyorum ama teknik olarak bilemeyiz diyorum. Ama buranın dip olduğunu düşünelim. Buralardan yükseliş gelecek ve bu düşen trendin altında biraz daha konsolidasyon sağlasa da yukarı yönlü kırılım geleceğini düşünürsek buradaki dip noktası alırız ve buradaki dip noktasına yerleştirmek suretiyle kanalımızın alt band destek noktasını oluştururuz. Yukarıdaki zirve noktaya da kanalımızın üst bandını koymak suretiyle az gayrimenkulü bu kanal içerisinde hareket etmesini bekleriz. Pazartesi günü düşüş gelmesi halinde bizim destek noktamız 20 TL'den geçmektedir. Yani şunu söyleyeceğiz. 20 TL aşağı yönlü kırılmadıkça az gayrimenkulde düşüşler buraya kadar olacak. Buralardan tepkiyle konsolidasyon sağlayacak ve yönünü yukarı yönlü çevirecektir. 20 TL aşağıda destek, 25 TL yukarıda direnç olarak bu bölgeyi bir süre tamamlayacaktır arkadaşlar. Buralarda bir süre konsolidasyon yapacaktır. Sonrasında kırılımla birlikte bizim ilk hedefimiz kanal orta band seviyeleri olacaktır. Sakin bir şekilde beklemek lazım. Ancak alım yapmak için şu anda uygun pozisyona geçmemiştir arkadaşlar. 20 TL'de alıyorsanız dahi altında kalması halinde satmak üzere almak lazım. Ekleme yapacak arkadaşlar 20 TL'de alabilirler ama altında günlük kapanış yapması halinde satıp kenara geçebileceklerse bunu yapmalılar. Çünkü düşen trend kırılmadıkça yükseliş trendi de oluşmayacak. Buralarda bir süre daha konsolidasyon süreci geçireceğini ben düşünüyorum. 25 TL'ye kadar olan yükselişlerinde tepki yükseliş olarak kalıp kalmayacağına bakın. Oralara kadar yükselebilir ama üstüne atamazsa tekrardan aşağı doğru düşüş beklenir.
denir. Şu an için bir süre daha bu hisse senedinin konsolidasyon süreci geçirmesini bekliyorum. Arkadaşlar, yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmak suretiyle izlerseniz beni de mutlu etmiş olursunuz. Bol kazançlar diliyorum.